İyi akşamlar. arçelik günlük grafik. arçelik yukarı yönlü e, akımını bugün devam ettirdiğine dair güçlü bir e, mum yaptı. Zaten hani 8 ortalamanın üstünde kaç gündür ilerliyordu. Ben en son 8 gün önce video yaptım. E, yani 5 Ocak olabilir büyük ihtimal. 8 ortalamanın üstüne çıkmıştı tekrar orada. E, kalmayı başardı birkaç gündür. Bugün de dediğim gibi çok kararlı bir mum. Bir açılış mey meyilli bir moru bozu yaptı. Genellikle bu tür mumlardan sonra bir yeşil daha beklenir. %100 değildir de onu söyleyeyim. Hani kesin ha, yarın yeşil yapacak demeyin. Ama genel anlamda böyle bu tür marubozlar bir tane daha e, alıcı güne neden olabiliyorlar. E, yukarıda 55 lira üstünde çıkılır 55 lira da 60'a bakacağız. Yani 60 lira direnci geçiliyor mu geçilmiyor mu? Onun için 55 ve 60 iki önemli e, direncimiz hareket devam ettikçe. Aşağıda 52 takip edilebilir. Çok kısacıysanız ama e, yani şurada 50 lira kırılmadan 50 liranın altına bir fiyatlama olmadan her satış var demek acelecilik olur ama çok söylüyorum bakın her zaman söylüyorum ihtiyacınız vardır paraya kayba çok e, toleransınız yoktur o zaman e, 51.95 52 diyelim 52 lirayı e, belki kendinize bir stratejik bir nokta olarak e, önemli bir destek olarak addedebilirsiniz. öyle kabul edip ona göre de bir pozisyon alabilirsiniz ona bir şey diyemem. E, Baktığınız zaman bugünkü mum çok tacimli geldi. O da dikkatimi çekti. Ee, oldukça alıcılı. RSI 62 pozitif. Ee, kendi ortalama üstüne kuvvetli bir alan. almışın üstü ayrıca RSI'da. Mak baktığınız zaman da. E, henüz al vermedi Mak Yani bir al kesişimde bulunmadı. Ama e, çok yüksek ihtimal. Yarın bir yeşil mum daha kapatırsa. Hatta yani az bile getirse olsa. Yani kırmızı olmasın da. E, büyük ihtimal bir şey kesecek orada. Al kesişimi. Makti'de gelecek gibi duruyor. Yani Bundan sonra tabi takip edilecek Makti'de al keser her şeyde güzel giderse yeşil mumlar geldikçe mutlaka söylüyorum takip edilecek o 60 liranın üstüne bir fiyatlama almak lazım. Yani bunu niye söylüyorum? Yani bu yarın olur anlamda ya da işte 10 gün içinde olsun söylemiyorum. Yani Gün olarak zaman olarak çok önemi yok. Ama 60 liranın üstünde bir fiyatlama almadıkça bu sefer burası tehlikeli olarak ikili tepeye dönüşebiliyor. Ee, yeni bir tepe yapacağız ki akımın devam ettiğini anlayabilelim. Yani yeni tepe olmadığı zaman teknik olarak konuşuyorum. Akımın devamı anında soru işareti olur. Ee, ben videoyu ne zaman yaparım bilmiyorum yani bir dahaki videosunu ama 55'in üstünde 60 kapanışı piyasaları rahatlatır. Biraz daha yeni bir fiyatlamaya yeni bir yola da neden olabilir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.